Ve geçiyoruz Ukrayna'daki savaşa. Savaşta 7. aya girilirken batıdan Kiev'e daha fazla silah sözü geldi. Savaş sırasında 3. kez Kiev'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni askeri yardım paketini açıkladı. Amerika'da Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık ilave silah yardım yapacak. Ukrayna'da savaş 6. ayı doldururken başkent Kiev sürpriz bir ziyarete sahne oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya işgalinin başlamasından bu yana 3. kez Ukrayna'ya gitti. Bu kez Ukrayna'ya bağımsızlık gününde dayanışma mesajı verdi. An artist, Krupen, from... Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski sevgili dostum dediği Johnson'a özgürlük nişanı takdim etti. İngiltere lideri Putin'e sert mesajlar yolladı. Biz Vladimir Putin'in yaptığı kötülükler yüzünden enerji faturalarımızı ödüyorsak Ukrayna halkı bunun bedelini kanıyla ödüyor. Eğer Putin Ukrayna'da başarılı olursa Rusya'nın çevresindeki hiçbir ülke güvende olmayacak. Sınırların zorla değiştirilebileceği varsayılacak. Boris Johnson savaşın uzun sürebileceğini söyledi. Ukrayna'ya 63 milyon dolarlık ilave yardım paketi açıkladı. Pakette tank savar füzelerinin yanı sıra 2000 adet insansız hava aracı var. CPS <laughs> 850 adet Mikro İHA sınıfına giren Black Hornet yani siyah eşek arısı da yollanacak. Sadece 12 santimetre çapında olan helikopter benzeri Mikro İHA'lar 2 kilometre menzilde 30 dakika havada kalabiliyor. Kameraları sayesinde düşman hakkında istihbarat topluyor. ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük savunma yardım paketini ilan etti. 3 milyar dolarlık yeni paketle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya sağladığı silah desteği 10 milyar doları aşacak. Zelenski Biden yönetimine teşekkür etti. Türkiye nin Türkiye nin. Ukrayna'ya en büyük yardımı Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Başkan Biden'a şahsen minnettarım. Aramızda büyük bir mesafe olsa da aynı değerler için savaştığımızı defalarca vurguladık ve ABD bunu görüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ukrayna'da 6. ayını dolduran savaşın sonuçlarını değerlendirmek üzere New York'ta toplandı. Genel Sekreter Antonia Guterres Zaporijje nükleer santralinin güvenliğinin dünya için büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. 2023 yılı için gıda krizi uyarısı yaptı. Toplantı devam ederken Ukrayna'dan saldırı haberi geldi. Chaplin'e kentine füze atıldı. Evler ve tren istasyonu zarar gördü. 5 vagon yandı. 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. <laughs>